Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ. Ben Burak Şold. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu bölümde Türkiye'deki telefon markalarını konuşacağız. Türkiye'deki telefon markalarının pazar paylarını konuşacağız. Çünkü akıllı telefon dünyasının da tepesindeki düzenleyici kurumu olan BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bu yılın ilk çeyreği yani Ocak, Şubat ve Mart dönemine ilişkin telefon satış rakamlarını açıkladı. Bu rakamlar mobil kayıt sistemine girilen e-mail kayıtlarını içeriyor. Dolayısıyla aslında e-mail kaydının sisteme girilmiş olması o cihazın mutlaka son kullanıcıya gittiği anlamına gelmiyor belki ama evet. Telefon piyasası, telefon pazarı çok hareketli olduğu için bu rakamlarda birinci çeyrek yani Ocak ve Mart dönemine ait olduğu için zaten burada rakamlara yansıyan kayıtları yapılmış telefonlar çoktan kullanıcılarla buluşmuştur bile. Dolayısıyla bu rakamlar önemli. Biz haberlerimizde de değerlendirmelerimizde genellikle uluslararası araştırma şirketlerinin raporlarını konu alıyoruz ama bunlar daha ziyade genel resim çizen raporlar oluyor. Evet, bu şirketlerin Türkiye üzerinde yaptığı araştırmalar da var. Birazdan aslında birkaç tanesindeki bazı sonuçları da bu tablo çerçevesinde değerlendireceğiz. Ama sonucunda Türkiye'ye gelen cihazlarla ilgili olarak bu işin tepesindeki kurum olan, resmi kamu kurumu olan BTK'nın verdiği rakamlarda pazardaki güncel durumu görmek, markalar arasındaki rekabeti anlamak adına bence oldukça önemli diye düşünüyorum Burak. Tabloya bakıldığı zaman aslında çok ilginç bir tablo bizleri bekliyor. Şöyle ki, pazarın neredeyse %70'i Samsung ve Apple'ın kontrolünde. Ocak, Şubat, Mart dönemine ilişkin rapora bakıldığı zaman 2021 için. Yani makas o kadar açık ki, ilk iki firma %70'ine sahip, aralarında %2-3'lük bir pazar payı farkı var. Samsung lider, Apple onu yakından takip ediyor ama tabii birazdan belki alt kırılmalarına bakarız. Şöyle bir durum söz konusu. Apple'ın ortalama satış fiyatı daha yüksek olduğu için karlılık anlamında bakıldığında aslında Apple pazarın daha büyük bir kısmını, karlılık anlamında daha büyük bir kısmını götürüyor olabilir. Samsung ve Apple'dan sonra üçüncü marka olarak baktığımızda tek başına bir marka olarak yani bağımsız marka olarak Oppo görünüyor. %6.2'lik pazar payı var ki ikinci marka Apple %32.4, üçüncü olan marka Oppo %6.2. Şimdi sözü sana bırakacağım ama şöyle bir durum söz konusu. Xiaomi tek marka olarak düşündüğümüz zaman, çünkü BTK'nın rakamlarında Xiaomi, Mi, Poco ve Redmi olarak aslında 3 ayrı marka gibi değerlendirilmiş. Evet. Bunları topladığımız zaman Xiaomi Türkiye'deki 3. büyük marka, onu söyleyelim. Yani Oppo'nun üzerine çıkıyor. Çünkü adet olarak bakıldığı zaman Oppo 147.500 civarında cihaz kaydı gerçekleştirmiş ilk çeyrekte. Redmi zaten tek başına 100.000'den fazla. Poco tek başına 41.000'den fazla. Mi de tek başına 26.000'den fazla. Bunları alt alta koyduğumuz zaman zaten Oppo'yu geride bırakan bir performans ortaya çıkıyor. Ama tabii ki yine de Apple ve Samsung'a yaklaşabilen bir performans değil. Ne düşünüyorsun bu rakam hakkında, bu tablo hakkında? Ya şöyle bir şey var abi. Oppo 2019 yılının Ocak ayında, yani tam anlamıyla burada işte telefonlarıyla faaliyet göstermiş. Sonrasında işte ülkemizde artık yerel üretime de başlamış markalardan bir tanesi. Ben şöyle düşünüyorum. Acuna bile reklam yaptırmış bir marka, pazarlama bütçesi bu kadar geniş bir markanın, yüksek bir markanın %6 gibi bir rakama ulaşması, %'ye ulaşması, bu pastadan bu kadar pay alması, bilmiyorum ne kadar başarılı olup olmadığıyla alakalı aklında bir takım soru işaretleri doğuruyor. Yani bir sürü influencerla çalışmak, sağda solda promotör bulundurmak, birçok markayla işbirliğine gitmek, ne kadar faydalı olmuş emin değilim. Ben biraz aradayım açıkçası. Aslında ben daha önce geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamıştım bu konuyla ilgili olarak. Xiaomi şu an dünya çapında Apple'ı geride bırakarak Samsung'dan sonra ikinci büyük marka haline gelmiş durumda. Toplam sevkiyata bakıldığı zaman ve bu gidişat bu şekilde devam eder. Samsung gereken önlemleri almazsa önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde Xiaomi'nin bir numaraya kadar yükselebileceğine tanık olabiliriz. Çünkü tabloya bakıldığı zaman Xiaomi lehine lineer bir artıştan bahsedebiliriz. Şimdi Oppo'da da bir büyüme var ama Xiaomi ile Oppo'yu kıyasladığımız zaman Xiaomi'nin şöyle bir avantajı var. Xiaomi dijital pazarlamaya daha fazla ağırlık veren, yani reklam ve pazarlama anlamında nispeten daha verimli bir politikayla, daha düşük bütçelerle çalışan bir marka stratejisiyle ilerlerken Oppo ve Oppo'nun aslında bağlı bulunduğu BBK grubunun diğer markaları, yani buna Vivo'yu da koyabiliriz. Vivo Türkiye'ye geldi. Yani İlk zamanlarında hemen mesela Amili Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Evet. Keza yine kardeş markalardan Realme'nin de Türkiye'de influencerlarla sıkı işbirliği yaptığını daha önceki çalışmalarından biliyoruz. OnePlus'a zaten geldi. OnePlus'ın önümüzdeki günlerde ne tür faaliyetlerde bulunacağını göreceğiz ama
Oppo'nun az önce de ifade ettiğin üzere işte Acun'la yaptığı çalışma, Vivo'nun Amili futbol takımımıza yaptığı sponsorluk ilişkisi ve bunları alt alta koyduğumuz zaman Oppo'nun reklam, pazarlama ve tanıtıma harcadığı bütçeler Xiaomi ile kıyaslanamayacak kadar büyük. Çok ciddi, çok ciddi. Göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Xiaomi Türkiye'ye geldiği zaman zaten belli bir marka bilinirliğine sahip, yani belli bir algısı vardı markanın. Oppo ve bağlı bulunduğu grubun diğer markalarının Türkiye'ye geldiği dönemdeki marka algısı tabii ki Xiaomi kadar değil. Dolayısıyla arayı kapatabilmek, yani toplumun daha geniş kesimi tarafından bilinir bir marka olabilmek adına bu tür yatırımlara ihtiyaç var. Yapılan pazarlama faaliyetleri doğru mudur, yanlış mıdır bunu tartışmıyorum ama zaten doğası gereği Oppo'nun ve bağlı bulunduğu grup şirketlerinin aslında Xiaomi ile kıyaslandığı zaman bu konuda biraz daha proaktif olması gerektiği, hayatın doğal akış çerçevesinde yapılması gereken bir zorunluluk. Ama buna rağmen bakıldığı zaman evet belli bir noktaya gelmişler onlar. %6.2'lik bir pazar payı var fakat topyekun bakıldığı zaman Samsung'un liderliği, Apple'ın ikinciliği ve Xiaomi'nin üçüncülüğü gibi düşünebiliriz bir sıralamayı biz. Böyle bir durumda ilk 5'te bir de yerli marka var, General Mobile. General Mobile her şeye rağmen %5 pazar payı ve ilk 3 ayda 120 bin adete yakın bir performans ortaya koymuş. Hemen altında da aslında yine başka bir yerli marka var, Reader. Onlar da 4.1 pazar payına ve 100 milyona yakın bir rakama sahipler. Şimdi tabloda ilginç birkaç detay var. Önce ben hayal kırıklığımı söyleyeyim. Ya bu kadar aslında Türkiye'de 1-2 yıla yakında faaliyet göstermesine rağmen tabii yani resmi lansmanlarını 2020'nin başında yaptılar. Realme. Evet. Pandemi daha başlamamıştı. Dünya çapında yaygın bir pandemi sürecinde değildik. Ocak ayının galiba ortaları ya da sonlarına doğru bir resmi lansman yapmışlardı. Yani teknik olarak bakıldığı zaman 1,5 yıldan uzun süredir Türkiye pazarına var olan bir firma Realme. Pazarlama anlamında da yatırımları oldu ama bu yılın ilk 3 ayında yani 1/4'lük bir pazar payları var ve 10 bin civarında IMEI kaydı gerçekleştirmişler. Yani direkt aya ortalasak ayda 3000 cihaza denk gelen bir rakam. Bu açıkçası bu kadar aktiviteden sonra bu rakamlar ve bu pazar payı çok düşük geldi. Tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani belki bu dönemde marka tedarik sorunu da yaşamış olabilir. Onu diyeceğim ürün abi ya. Çünkü lafını bölüyorum. Yani Realme 7 Pro gibi mesela bir telefon. Fiyatı segmentinde çok çok iyi bir telefon. Çok kısa bir süre içerisinde stokları bitti ve stoklarının yenilenmesi için insanlar bekledi. Tabii ki yani Türk kullanıcısı olarak belki birazcık sabırsız bir profilimiz var. O sırada başka telefonlar alındı. Poco tarafında telefonlar geldi mesela X3 gibi. O fiyat segmentinde çok güzel, çok dolu bir telefon geldi mesela. Bunun gibi telefonlarda anladığım kadarıyla zaten Poco'yu listenin çok daha yukarılarını taşımış. Orada belki çok ilginç bir marka var. Hiking. Ben Hiking'i ne bir yerde gördüm ne bir yerde duydum. Yani BTK'nın raporunu anladığım kadarıyla ben yani raporun özgün halini görmedim. Direkt hani Excel listesi olarak şu anda haber sitelerine de düşmüştür. Oradan bakıyorum. Kategorik bir değerlendirme yoksa eğer direkt hani bir mobil cihaz olarak hepsi sıralanmış pazar payı ya da adet anlamında. Ama tabii ki belki bu noktada akıllı telefon ve akıllı olmayan telefon olarak iki ana kategoriye bölmek mümkün olabilir. Bu evet. Hiking, Trident, Doji gibi markalar genellikle aptal phone dediğimiz ya aptal telefon dediğimiz feature phone segmentine yer alan ürünler ve markalar. O tarafta da hani belki bir kısmı asker telefon olarak da kullanılıyor olabilir bunların. Evet. Açıkçası ben de şahsen yani etrafında bu cihazların bir kısmını ya da herhangi birisini aktif olarak kullanan herhangi bir kişiyi görmedim. Ama rakamları yansıda göre. Çünkü Hiking dediğimiz marka 81 bin adet cihaz kaydı gerçekleştirmiş. Ki %3.4'lükte bir pazar payına denk geliyor bu. Evet. Piyasada demek ki bir şekilde karşılığı var. Ama çünkü dediğim gibi bunlar daha ziyade aptal telefon dediğimiz akıllı olmayan cihaz segmentindeki ürünleri getiriyorlar bu markalar. Çünkü yani Huawei'den fazla satış var. Satış sayısına baktığımızda Mi tarafı, Xiaomi Mi, Casper, Vivo gibi markalar var. O yüzden şaşırtıcı geldi bana gerçekten. Yani tabii burada hani Xiaomi'yi tekrar döneriz ama şimdi kısaca diğer markalardan bahsedelim istersen. Yerli markalardan keza mesela Casper'ın da %1.1'lik bir pazar payı görünüyor BTK raporuna göre. 26 bin civarında da telefon kaydı, IMEI kaydı gerçekleştirmişler yine ilk çeyrekte. Vivo'dan az önce bahsetmiştik. %1 pazar payı ve 24.000'den 25.000'e yakın bir IMEI kaydı gerçekleştirmiş. Hani daha az görünür olmasına evet Amili futbol takımıyla bir sponsorluk ilişkisi yaptılar belki ama
nispeten daha yeni yeni görünür olmasına rağmen mesela Realme'nin neredeyse 2,5 katı kadar daha fazla yemeği kaydı gerçekleştirmişler. Dolayısıyla bu dediğim gibi belki o dönemde bir tedarik sorunu, işte çip krizi alevlenirken ya da buna bağlı olarak bazı başka sorunlar ortaya çıkarken ya da bazen bazı markalar ürün önceliğini daha fazla telefon talebinin olduğu pazarlara kaydırabiliyorlar. Orada bir dinamik sevkiyat yönetimi durumu söz konusu. İşin arka planı tabii ki bilemeyiz ama bu tablo içerisinde hangi marka bende hayal kırıklığı yarattı dersen, bende hayal kırıklığı yaratan marka Realme oldu, onu söyleyebilirim. Ben buradan daha fazla, ben en azından %1,5-2'leri gören bir pazar payı var mıdır diye tahayyül ediyordum ama beklentimin altına bir istatistik çıktığını söyleyebilirim. Tekrar zirveye dönersek ya, şimdi Samsung ve Apple'a bakıldığı zaman şu an önümde bir uluslararası araştırma şirketinin Mayıs ayı Türkiye raporu duruyor. Bunlar hani yayınlaması yasak çünkü bunlar sonucunda belli bedellerle piyasada sunulan raporlar olduğu için ekranınıza getiremeyeceğim ama 3 aşağı 5 yukarı tabloyu çizebilmek adına şöyle bir bilgi verebilirim. Mayıs ayında tek bir aydan bahsediyorum. Yani bu yılın ikinci çeyreğinde Mayıs ayında Türkiye'de takip edilebilen kanallar için söylüyorum bunu. Çünkü bu şirketler her kanalı takip etmiyorlar. Farklı araştırma şirketleri var. Bu araştırma şirketlerin takip ettiği, data topladığı farklı mecralar var. Ama genellikle büyük, uluslararası, dünya çapındaki şirketler resmi zincirlerin rakamlarını, resmi distribütörlerin istatistiklerini takip ederek rapor oluştururlar. Dolayısıyla benim baktığım şu anki raporda hani merdiven altı şirketleri ya da ne bileyim daha küçük ölçekli ticaret yapan kuruluşlardan ziyade Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarını ve distribütörlerin rakamlarını takip ederek rapor oluşturuyorlar. Bakıldığı zaman mesela Türkiye'de en çok satan ilk 3 telefonların ikisi iPhone 11 Mayıs ayında. Yani hiç şaşırtmadı, hiç şaşırtmadı. Yani adet olarak şöyle söyleyeyim Mayıs ayı için. Yani nereden baksan 60 binden fazla iPhone 11 satılmış. İlk sırada 64 GB versiyonu var. Türkiye'de 7000-7500 lira bandında bulunabilen bir versiyon bu şu anda. Üçüncü sıradaki versiyonu da 128 GB versiyon. O da 8000 liraya yakın bir fiyatla satılıyordu eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Ve evet. Yani ortalama olarak yani 7500-8000 toplayalım 7750 liralık bir telefondan Mayıs ayında Türkiye'de 65000 adet satılmış. Yani şey belki bu, daha fazla da satılabilirdi. Piyasada mal yoktu. Onu da bilemiyorum şimdi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Ya şey var. Aslında ben sürekli iPhone 11 stoklarını takip ediyorum. Çünkü hani bu fiyat bandında belki de 10.000 TL'ye çıkana kadar birçok kullanıcı telefon tavsiyesi istediğinde hani önceliğini soruyorum. Kamera ve Instagram'sa iPhone 11 tavsiye ediyorum. Sürekli stoklardan o yüzden en azından hani güncel bir şekilde haberim var. Hiç böyle iPhone 11'in 64'lüğü bulundu bulunamadı sıkıntısı olmadı. Sadece iPhone 11'in abi kutulusu mu yoksa aksesuarlısı mı? Yani bu soru genelde geliyor. Kutulusu dediğim aksesuarlısı arkadaşlar. Bu bataryanın dahil olup olmadığı kutu. Bu kutuyu bulmakta insanlar zorlandı. Kullanıcılar zorlandı ama bunun dışında iPhone 11 sürekli piyasadaydı. Orada da şöyle bir şey devreye giriyor. Belki de burada Apple'ın inanılmaz ticari başarısı veya fiyat performansı değil. Karşısındaki Android telefonların fiyat performans anlamında başarısız kalması iPhone 11'i çok daha cazip bir seçenek haline getirdi gibi geliyor bana. Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu arada ilk en çok satan ilk 20 telefona bakıldığı zaman yine liste içerisinde Apple'ın bir ürünü daha var. iPhone SE 2020 o da yani sonucunda yani binlerce hatta 10 binden fazla satmış. Yani bu açıdan bakıldığı zaman ki yani iPhone SE 2020'yi de 5 bin lira olarak hesap edersek Apple'ın ortalama satış fiyatı, 3 cihazın ortalama satış fiyatından bir çıkarım yaparsak eğer 6500-7000 liralık bir ürün grubu neredeyse 100 bin adet satmış Mayıs ayında bakıldığı zaman. Evet. Ya da 75 binlerden fazla satmayı başarmış. Ki dediğim gibi bu da yani her kanalın takip edilmediği rapor. Diğer evet. Mecraları da bir yere getirdiğiniz zaman satış adetleri daha da yüksek seviyelere ulaşabilir. İlk 3'te 1. ve 3. Apple olduğunu söylemişim. 2. sırada Samsung var ama Samsung hangi modeliyle var? A serisi. A21 S... Ya zaten A serisi olacak da. Ya çünkü ya 20 tane telefona bakıyorum ben. Hı hı. Tablonun yarısından fazlası Samsung. Ama Samsung'un yani listeye girebilen en pahalı telefonu hangisi biliyor musun? Hangisi abi? A51. A51 de yani o kadar acımasız yani. Yine evet ortalama satış fiyatı anlamında en çok satan telefonu A51 ama listeye giren en pahalı telefonu A72 olmuş. Hı. Ama hani S serisi, Note serisi yok yani. Yok evet. Öyle söyleyeyim sana. Ki bakıldığı zaman da hani son sıradaki telefonun ya 10 bin lira sattığını düşünürsek eğer Samsung hani ya bir ayda mesela Mayıs ayı için söylüyorum yani
birkaç bin tane belki amiral gemisi telefon satmış olabilir bu listeden yola çıkarsak eğer. Yani bakıldığı zaman sonucunda A21S diye bir model var ki onun da ortalama satış fiyatı 3000 lira civarında. Yani 3. sıradaki iPhone, yani 128 GB'lık iPhone 11'den bahsediyorum. Hı hı. Kendisine daha fazla satan Samsung telefondan 2,5 kata yakın daha pahalı neredeyse. Böyle bir durum söz konusu. Pazar payı anlamında evet, Samsung'un liderliği var. BTK raporuna tekrar döndüğüm zaman şunu görüyorum. %36.7'lik bir pazar payı var ama evet, bu tablo tabii Samsung'un nispeten eski günlerinden uzakta olduğunu da gösteriyor bizlere. Niye? Çünkü Samsung bir ara %55'lere varan bir hakim pozisyona sahipti. Şimdi aynı hakim pozisyonda değil. Hatta bakıldığı zaman yani Apple ortalama satış fiyatı bu kadar yüksek olmasına rağmen Samsung'a kıyaslandığı zaman yani biri %36.7 biri de %32.4'lük pazar payına sahip. Evet evet. Yani Apple, başa baş. Yani yakından takip ediyor, onu söyleyeyim. Ben kendi yaptığım videolarda her zaman şunu söylüyorum. Bazen bazı arkadaşların bu konuda farklı düşünceleri olabiliyor ama Türkiye içerisinde bu kabul görmüş, göz ardı edilmemesi gereken bence gerekçelerden bir tanesidir. Apple'ın telefonları, iPhone'lar diğer tüm markalara kıyasla ikinci el değerini en çok koruyan telefonlar. Kesinlikle. Bakın, kesinlikle. iPhone'un pil ömrü diğer iPhone'un pil ömrü en iyisi değildir. Bakıldığı zaman her özellik seviyesinde en iyi deneyim sunmayabilir. Ama yani hani en iyi olduğu birkaç alandan bir tanesi telefonun değerini daha iyi koruyabilmesi. Böyle evet, bir gerçeklik var ve bu grup toplam grubun büyük çoğunluğudur ya da değildir söylemiyorum belki ama sonucunda belli bir kullanıcı grubu da telefon sercinde bulunurken ikinci değerini de göz ardı etmiyor. Yani bu hassasiyete yola çıkarak getirim yapıyor. Şöyle bir şey vardı zaten. LG hala piyasadayken bir telefoncuya gittiğinizde LG telefonu telefoncu bakmıyor zaten. Hiç yani kaide bile almıyor. Abi alsam mı almasam mı bilmiyorum diye yan çiziyor. Samsung telefona gelince oldukça ciddi bir değer düşerek yani çoğu kullanıcının... Android dünyasına bırak sözünü kesiyorum. Android dünyasında belki yine Apple seviyesinde değil ama Apple'a yakın ikinci el değerini koruyan telefon... Döneminde frenlenmeseydi Huawei'ydi. Huawei'in bu Mate evet, 10'ları, Mate 20'leri deli gibi gidiyordu. Evet, evet. Deli gibi gidiyordu. Yani telefon sektöründeki arkadaşlarla konuştuğunuz zaman ikinci el sirkülasyonunda yani bizim açımızdan en hızlı giden cihazların Huawei olduğunu söylüyorlardı. Ama tabii Huawei tarafında özellikle bu Amerikan ambargosu ve Google sızlığını vermiş olduğu darbe, orada açılan yara ister istemez telefonların ikinci ellerinde etkilemiş oldu. Ama Samsung tarafında, Samsung zaten yeni bir amiral gemisi çıkardığı zaman buyback kampanyaları, yani eskiyi getir, yeniyi götür kampanyaları yaparken de aslında kendi telefonlarına biçtiği fiyatlandırmaları gösteriyor. Yani evet, belki daha önce de konuştuk bunu. S10e'ye biçtiği fiyatla iPhone 7 Plus'a biçtiği fiyat aynı neredeyse kafa kafaya. Yani aralarında 3 yaş, yani 3 jenerasyon fark var yani. Birisi 2016'ın, birisi 2019'un telefonu. Böyle bir durum söz konusu. Tabii Xiaomi ile ilgili olarak hani ben bu haber, şimdi bu haberle ilgili raporları toplarken, internet araştırırken kim yazdıysa yazsın altına gelen rapor, altına gelen kullanıcı yorumlarında Xiaomi aslında daha fazlasına sahiptir. İşte kaçak gelen telefonlar vesaire diye bir evet, yorum durumu da söz konusu. Sonucunda hani BTK tarafında bu raporlar resmi IMEI kayıtlarını baz aldığı için topyekun, yani gerçek piyasa koşullarındaki rakamı öngörmek çok kolay değil. Bu bağlamda hani orayı resmi yani artık dokümantasyonu yapılmış bir sağlaması yapılabilecek matematiksel veri üzerinden gerçekleştiremeyeceğimiz için aradaki fark nedir, ne değildir onu öngörmesi çok kolay değil. Ama şöyle bir kıyaslama yapılabilir. Dünya çapındaki raporlara bakıldığı zaman Xiaomi şu anda Kuzey Amerika pazarında olmasa bile, yani Kuzey Amerika pazarı da bu arada adet ve ortalama satış fiyatı anlamında kritik pazarlardan bir tanesi. Buna rağmen ikinci büyük marka olmayı başarmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'de ikinci değil üçüncü büyük marka gibi görünüyor. Ama durum belki düşünülenden biraz daha da iyi olabilir. Evet. Bu bağlamda dediğim gibi bu arada ilk çeyrekte Xiaomi Türkiye'de tedarik sorunu da yaşamış olabilir. Çünkü tedarik sorunu bizim firma açıklamadığı sürece bilmemiz çok mümkün değil. Ama bu listedeki herhangi bir firma tedarik sorunu yaşayarak zaten o dönemi beklentisinin altında bir sevkiyatla kapatmış da olabilir. Fakat uzun lafın kısası bu tabloya bakıldığı zaman Samsung ve Apple pazarın neredeyse 3'te 2'sini götürmüştür. 170'e yakın bir pazar payı var bakıldığında. Evet. Arkadan gelen üçüncü büyük firma BTK ayrı, alt markaları da ayrı marka olarak değerlendirdiği için tek seferde görünmüyor belki ama Redmi, Poco ve Mi'yi topladığımız zaman üçüncü büyük markanın da Xiaomi olduğunu görüyoruz. Dördüncü büyük markada Oppo görünüyor. Apple ve Samsung nispeten birbirine yakın gibi birbirine yakın.
Oppo ile de Xiaomi birbirine nispeten daha yakın. Ha, Oppo'yu da belki Realme ve Vivo ile topladığımız zaman ne olur diye baktığımızda, orada da ne olur? Kabaca hesaplarsak eğer işte 35 bin diyelim, 145 bin diyelim, 150-180 bin lira gelir. Burada da 140 bin, işte 165 bin. Yani BTK'nın raporuna göre Oppo grubunu tek marka olarak, Xiaomi grubunu tek marka olarak değerlendirdiğimiz zaman üçüncülük için ilk çeyrekli kıran kırana bir mücadele yaşandığını da söyleyebiliriz. Evet, evet, evet. Evet, evet. Yani ben sadece yani bu listede en sonda Oktel diye bir marka da görüyorum ama Doji diye bir marka da görüyorum. Bunlar resmi olarak ülkemizde var olan markalar bildiğim kadarıyla. Ama bunun dışındaki yani 3. sırayı paylaşan Oppo ve Xiaomi tarafı bilmiyorum. O kıran kırana mücadele her şekilde bize yarayacak yarasında. Ya şimdi tabii yerli üretim tarafında da bir hızlanma durumu söz konusu. Çünkü evet. Şu an adetler arttırabilmenin en önemli yollarından bir tanesi özellikle orta seviye. Orta seviyenin başlangıcı ürün gruplarında kategorik olarak daha düşük fiyata aynı ya da daha iyi deneyim sunabilen telefonlar sunabilmek olmalı. Bu bağlamda Oppo tarafındaki model sayısı artıyor. Keza Xiaomi tarafındaki model sayısı da artıyor. Samsung tarafına bakıldığı zaman şimdi Oppo'da Reno 5 Lite'ın galiba, Reno 5 Lite Türkiye'de yine üretim hattından çıkan bir telefon. Samsung tarafında da Galaxy A51 şu andır yine Türkiye'de üretim hattından çıkan bir telefon. Bu bağlamda şu an donanım olarak, konfigürasyon, spek bazında yani teknik özellik seviyesine bakıldığı zaman Made in Türkiye ibaresine sahip olan telefonlar arasında en güçlü olan iki telefon Oppo'nun Reno 5 Lite ile Reno 5 Lite modeliyle Samsung'un A51 gibi görünüyor. Ama Xiaomi de sürekli yeni modeller eklemeye devam ediyor. O tarafta da rekabet artacak ve ya dediğim gibi şöyle bir durum söz konusu. Özellikle 2500 lira ve 3000 lira bandına iyi telefon koyabilen, fiyatı da mümkün olduğu kadar rekabette daha düşük seviyede tutabilen marka topyekun bakıldığı zaman karlı çıkacak gibi görünüyor. Bu arada ilk çeyreğe bakıldığı zaman 2.3 milyon adetlik bir IMEI kaydı görünüyor resmi rakamlara göre. Ben her zaman şunu söylemişimdir. Türkiye'de ekonomik koşulları ya da piyasa koşulları ne olursa olsun telefon satışlarında çok radikal, çok bariz ve keskin değişimler olmuyor. Tabii ki yılın genelini öngörmek şu aşamada kolay değil ama buradan bir kabataslak bir öngörüde bulunursak yani 2.3 milyon aşağı yukarı her çeyrek buna benzer rakamlarda giderse eğer yani yine hani 2.3 milyon 2.5 olsa 10 milyon yani 9 milyon üzerinde bir rakamla kapanır gibi görünüyor piyasa. Zaten en iyi dönemlerinde 11-12 milyonları belki 13 milyonu görmüş bir piyasa var. Uzun süredir de aşağı yukarı 10 milyon ortalamasında hareket eden bir piyasa olduğunu görmekteysen ne oluyor? İşte dövizdeki harekete bağlı olarak vergi tarafında yeni vergi yükü geldiği zaman, telefonların fiyat segmentleri değiştiği zaman kullanıcıların ilgi gösterdiği fiyat alanları değişiyor. Çünkü ne yazık ki ekstra maliyetlerden dolayı, vergi yükünden dolayı, dövizdeki farklardan dolayı erişilebilirliği iyi olan ya da iyi bir telefon erişilebilirliği zorlaşıyor ister istemez. Bugün yani A51 dediğimiz telefon ya da İşte Poco tarafında bile 3500 lira diyoruz ama işte 4 sene önce, 5 sene önce 3500 liraya amiral gemisi telefonlar geliyordu. Hafızam beni yanıltmıyorsa Note 7 Türkiye'de 3500 liralar seviyesinden çıkmıştı. Evet. Yanlış yer hatırlamıyorsam. İşte piyasadaki değişim, vergi politikaları, dövizdeki harekete bağlı olarak adetler belki çok değişmiyor ama alınabilen telefonların segmentlere olan ilgiler değişiyor ister istemez. Tabii ki gönlümüzden geçen akıllı telefon tarafında iyi olan telefonlara erişiminde daha kolaylaşması. Çünkü mobil dünyada bir rekabet var. Özellikle mesela Türkiye'de de yakın zamanda dünya çapında ses getiren, büyük yatırımlar alan ya da yabancı markalara ciddi bedellerle satılan mesela mobil oyun şirketlerimiz var. Dolayısıyla burada gençlerin bu tür cihazlara daha kolay erişebilmesi, iyi telefonlara daha kolay erişimli olması, bilgisayarlara daha kolay erişimli olması hem bilgisayar okuryazarlığı hem bu teknolojilere daha kolay erişim hem de bu teknolojiler üzerinden yeni değerler oluşturma, yeni içerikler ortaya koyma, bunları belki yurt dışına sunma potansiyeli daha yüksek olacağı için orta uzun vadede ülke ekonomisine topyekun katkısı daha yüksek olabilir. Çünkü yani işte 3 tane 4 tane oyun yapıyorsun, bazen bir tane oyun dünya çapında ses getiriyor ve milyarlarca dolar bedelleme üzerinden dünya çapında bir şirkete dönüşebiliyorsun. İşte bugün mesela yani
4-5 yılı geçmişe sahip belki ama Getir diye bir şirketimiz var. 7 milyar dolar evet. değerleme üzerinden yatırım aldı. Yani 7 milyar dolar değerleme üzerinden. Şu anda yani milli gururumuz diyebileceğimiz bir... Çok büyük başarı. Çok büyük başarı yani. Şimdi Amerika pazarına da açılmayı hedefliyorlar. Dolayısıyla işte yeni nesil meslekler, yeni nesil fırsatlar, yeni nesil potansiyeller, bunların hepsinin merkezinde teknoloji var. Yani Getir belki özünde bir teknoloji şirketi olmayabilir ama kullanıcılar tarafından tercih edilme sebeplerinden birisi de işte teknolojiyle olan entegrasyon. Neden? İşte mobil uygulama, onun kolay kullanılabilir olması, bunun servis ağına doğru entegre edilmesi, oradan toplanan datanın yani konum bilgisinin doğru analiz edilerek servis kalitesinin arttırılabilmesi gibi büyük verilerden bahsediyoruz. İşte cihaz tarafının erişilebilir olması, teknolojinin daha kolay kullanılabilir hale gelmesi, gençlerin bunlara daha kolay adapte olabilmesi, bunların öğrenilmesi ve bunun üzerinde yeni hizmetlerin geliştirilebilmesi. İşte bir tanesi olduğu zaman birden milyarlarca dolar yatırım alabilen ya da milyarlarca dolara satılabilen bir şirket haline gelebiliyorsun. Yani bugün Skype 8-10 milyar dolara satıldığı zaman, yani Kuzey Avrupa'da 2 tane gencin, 3 tane gencin ya da keza Instagram da öyle. Geliştirdiği uygulamalardı bunlar. Özellikle Instagram. Çok buna benzer çok fazla örnek var. WhatsApp keza bunların hepsi böyle çok büyük şirketlerin sıfırdan ortaya koyduğu uygulamalar değildi. Evet. Yani bireysel ya da bir topluluğun, bir grubun başlattığı girişimlerdi ve doğru işler yapılınca daha sonrasında çok ciddi bedellerle satılan ve bugün dünya çapında kullanılan uygulamalar haline geldiler. İşte bu alanda bakıldığında teknolojinin daha kolay erişilebilir olması, bir iPhone erişiminin daha kolay olması, iyi bir Android telefon erişiminin daha kolay olması, uygulama geliştirme yapılabilecek bir bilgisayar erişiminin daha kolay olması, yeni değerlerin ortaya çıkması ve o değerlerin ülke ekonomisine katkı sağlaması anlamında. Çünkü bir de bunlar katma değerli değerler oluyor. Çünkü bazen mesela bazı ürünler ürün olarak satılabilir ama fikri mülkiyeti çok etkin değildir. Anlatabiliyor muyum? Ama bazen öyle bir ürün ya da teknoloji geliştirirsin ki fikri mülkiyet oluşturur bu. Dünya çapında bir IP'ye sahip olursun. Sadece bir defa ürün satmazsın. Teknolojiyi lisanslayarak düzenli ekonomik girdiler de sağlayabilirsin. Çünkü yani şu kolonya şişesini bir defaya mahsus satabilirsin ama bir kolonya formülünü o formülü lisanslayarak, ülkeleri lisanslayarak, şirketleri lisanslayarak daha farklı değerler de oluşturabilirsin. İşte o yüzden teknolojiye erişim ve teknolojinin aktif kullanımı bence son derece önemli. Bu bağlamda da gençlerin en iyi koşullarda mümkün olan en kolay erişimle bu ürünlere ve teknolojiye erişmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Vallahi ben videomuzun sonuna gelirken bir tane de organik bir ölçüm yapalım, bir tablo ortaya koyalım istiyorum. Yani sizlerin metroda, metrobüste, otobüste belki pandemi dönemini henüz tam olarak kendi içinizde atlatmamış olabilirsiniz ama artık daha çok dışarıdayız. Metroda, metrobüste, toplu taşımada en çok gördüğünüz telefonlar. Yani ben şu telefonu özellikle sık sık görüyorum. Şu marka telefonları sık sık insanlar elinde görür oldum veya görüyorum dediğiniz telefonları yorumlar kısmında arkadaşlar belirtirseniz biz de şöyle bir organik ölçüm yapalım istiyorum. Şimdi bu tabloya bakıyoruz ama bir de hani gerçekten halkın gözünde, halkın içinde yapılan ölçüm nereye varıyor? Bunu ben gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden şunu göz ardı etmeyelim. Yani şunu işte bizi izleyenler, teknolojiyi seven, takip eden, araştıran, merak eden, sadece ben sen dedim diye değil ya da X, A, Y, Z, Ahmet Mehmet söyledi diye değil. Alacağı telefonu kendisi de araştıran, internete bakan, teknik özelliklerini kıyaslayan bir grup olduğu için buradan yola çıkarak genel resim görmek çok mümkün olmayabilir ama en azından biz kendi topluluğumuz içerisinde hangi marka ya da hangi model şu esnada daha popüler onu görme şansı yakalayabiliriz. Aslında şöyle yani çünkü hani biz dediğin gibi biz birazcık da bilen, araştıran, bu konular üzerine düşen insanız da birazcık daha dışarıya baktığımızda yani o çerçeveyi açtığımızda telefonu sadece telefon gibi kullanan veya mağazaya gidip bir promotörün dilinden abi bu telefon çok güzel bak bunu al denilip aldığı telefonlar üzerinden işte topluma bu şekilde bakıp şöyle bir değerlendirsek belki organik bir ölçüme ulaşırız gibi geliyor. Şu olabilir. Bizi izleyen arkadaşlarımızın, bizim takipçilerimizin sonucunda teknolojiyi seven ve takip eden bu konuda meraklı bir topluluk olduğumuz için muhtemelen kendi ortamlarında, bu hani içerisinde de olabilir, arkadaş gruplarında da olabilir. Danışılan, fikrine önem verilen, gösterdiği cihaz ya da tavsiye ettiği cihaza ilgi gösterilen bir bilgi birikimleri, yani bilen kişi, kanaat önderi olma durumları söz konusu olacağı için insanları etkileme güçleri vardı diye düşünüyorum. Çünkü
Özellikle telefon, teknolojik ürünlerde genelde insanlar nispeten konuya ilgi duyan, biraz daha bilen bilir kişi olarak gördükleri akrabalarını, komşularını, eşe dostlarını sormayı tercih edebiliyorlar bu bağlamda. Bu açıdan dediğim gibi önemli. En azından biz kendi içerimizde, yani hep beraber hangi cihazları daha çok kullanıyoruz, hangi cihazlar daha popüler. Hatta neden o cihazı kullandığınızı, tercih ettiğinizi yorumlar kısmına yazarsınız. Aslında bizim için daha da yol gösterici olabilir. Hani fiyatından dolayı mı tercih ettiniz? Yoksa bir özelliğinden dolayı mı tercih ettiniz? Güncellemeden mi belirleyici oldu? Evinizdeki diğer teknolojik ürünlerinizle entegrasyonundan dolayı mı mesela tercih ettiniz? Satın alma sebebinizi de aslında bizimle paylaşırsanız resmi daha iyi görmemize yardımcı olabilirsiniz. Yani dediğim gibi özellikle dışarıda gördüğünüz durumu da aslında yansıtacak genel bir kanıya ulaşıp şudur diyebileceğiniz, şunu daha çok görüyorum diyeceğiniz telefonları modelleriyle de belki de spesifik şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendi içimizde, kendi aramızda da güzel bir ölçüm olabilir diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlar gelene kadar bizden şimdi bu kadar arkadaşlar. Bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Sosyal medya hesaplarımıza bizi takip etmeyi unutmayın. Zaten şu anda aşağıda görüyorsunuz. Instagram ve Twitter'da bizleri takip edebilir. Orada da yine soru cevap etkileşimde bulunabiliriz. Hatta Burak da ben de bazen dikkatimizi çeken ürünleri ya da gelişmeleri de sosyal medyadan da hızlı bir şekilde paylaşmayı paylaşabiliyoruz zaman zaman. Oralarda da etkileşimde olursak arz ederseniz tabii ki takip de alabilirsiniz. Eğer bu videoyu Donanım Haberi'nin YouTube kanalında izliyorsanız ve henüz abone değilseniz abone olmayı da tabii ki değerlendirebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.